Mushushu isimli bu ejderha yaklaşık olarak 2500 yaşında. Ve bu Nebukadnezar'ın başkenti olan eski Irak'ın ortasında bulunan Babil'den geliyor. Bugün bu eseri yakından incelediğinizde, gözlerinin içine baktığınızda size yabancı, uzak ve sanki bu dünyaya ait olmadığı hissini verir. Ejderhanın geldiği yer olan Babil'in kültürü hayret verici bir biçimde bizim kültürümüze benziyor. Bu eski kültüre ait düşünürler, yazarlar, şairler ve matematikçiler bugün hala kullanılan, geçerli olan ve günlük hayatımızın bir parçası olmuş fikirlerin de babalarıdır. Babililer zamanında yapılmış keşifler, günümüze kil ya da taştan tabletler üzerine yazılmış çivi yazıları sayesinde ulaşmıştır. Babil dili tamamen çözüldüğü ve anlaşılabilir olduğu için onların fikirleri ve keşifleri hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz. Büyük mühendisler zamanı ölçmek için oldukça marifetli makineler keşfetmişler. Antik Babililer hakkında ilgi çekici bir başka nokta ise matematik sistemlerinin bugünkü 10 tabanına göre değil de 60 tabanına göre olmasıdır. Bunun bir sonucu ya da yansıması olarak bir saatin ya da dakikanın 60'a bölünüyor olmasını bize Babililerden kalma bir miras olarak düşünebiliriz. Bu düşünce bize Babil dehasını kendi çabalarına, çalışmalarına ekleyen ve 60'ı hesaplamalarında kullanan Yunanlar aracılığıyla ulaşmıştır. Bu yüzden bugün kolunda ya da mutfağında saat olan herkes Babil düşünürlerinin dehasını ölümsüzleştiriyor. Babilliler hep geleceği tahmin etmeye çalışmışlardı. Bir koyunun karaciğeri ve safra kesesini model alan bu kil parça, kehanet sanatını öğrenmek için kullanılıyordu. Çivi yazısındaki bazı boşluklar uğursuzluklara işaret ediyordu. Daha sonraları olağanüstü mesajlar için insanlar rüya ve yıldızlara başvurmaya başladılar. Antik Babil'den bize ulaşan bir başka şey, zodyak işaretleri yani burçlardır. Bazıları 2. bin yıla dayanan ve zodyak figürleri olarak kabul edilen bu figürler, Babil anıtlarının üzerinde bulunuyordu. Zodyakla birlikte son dönemlerde gelişmiş fikirlerden olan burçlar ortaya çıkmıştır. Kısacası gazeteyi açıp da burcunuzla ilgili kısmı okuduğunuzda ya da bu işe gerçekten meraklıysanız, kendiniz için bir yıldız haritası çıkardığınızda bu iki fikrin de Antik Babil'den geldiğini hatırlamalısınız.